Herkeslere selamlar efendim. Ben Deniz Mehmet Hocanız. 49 günde TET Geometri kampında her zaman olduğu gibi yanımızda Geometri'nin prensi Merkeze TET İlan Hocam nasılsın? İyiyim hocam iyiyim. Sen nasılsın nasıl? Nasıl gidiyor bakalım? Canavar gibi gidiyor çünkü yavaş yavaş sona doğru geliyoruz hocam. Neredeyiz? 29. gündeyiz ki 29 diyorsak yavaş yavaş 49'a da bir şey kalmadı demektir değil mi? Kesinlikle hocam artık parmakla sayacağımız anlara geleceğiz değil mi? Evet evet böyle iki elimizle sayabileceğimiz günler geliyor. Şimdilik ayak parmakları da kullanıyorum. <laughs> Ama gün gelecek sadece el parmaklarımız yetecek. Hocam dörtgenlerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen ders dörtgenlerde açı, dörtgenlerde uzunluk dedik. Şimdi ne yapacağız? Hem uzunluk hem alanla ilgili bağıntıları vermeye devam edeceğiz. Ama o kadar lezzetli, o kadar güzel sorulardan öte ispatlar yapacağız ki öyle ağzım su yakacak. Lütfen bu derste yanında bir tane peçete bulundurmanı şimdiden <laughs> tavsiye ediyorum diyeyim ben arkadaşlar arkadaşlara. <laughs> hocam bugün pişti olmuşuz. Beyazları giymişiz. Evet hocam bence çok yakışmış Yakıştı ya. Yakıştı değil mi? Dörtgene kimseye. daha çok yakışacak diye. Hadi bakalım o zaman. <laughs> o zaman ne diyoruz? Dörtgenler için gönder gelsin, gelsin dedik. 29. günde efendim dörtgende uzunlukla girişi yapacağız. Hemen arkasında Allah'ın özellikleri var. Var ilk paralel kenarıydı falan ha? O ne falan ya? Anlatacağız onları da anlatacağız. Sonrasında gönder gelsin testini çözmeyi merkezde et İlhan Hocam'ın kanalına abone olmayı unutma. Unutma abone olmayı unutma. Şimdi hocamı 100 bin yapacağız inşallah. Bu kampın sonuna kadar hocam inşallah o plaketi de böyle görür müyüz arka planda? İnşallah hocam az kaldı ya ben inanıyorum. Haydi Kampu bakalım arkadaşlar görürüz. Sizden de ne destek bekliyoruz diyelim. Şimdi dörtgende uzunluk dedik. Dörtgende uzunlukla ilgili neyi anlatacağız? Ey güzel arkadaşım herhangi bir tane dörtgen çiziyorum. Bu dörtgende kenar orta noktaları belirliyorum. Elimde E, F, K, L orta noktaları var. Daha sonra cam sıkıntısından mıdır nedendir bilmem ama bu dörtgendeki orta noktaları birleştiriyoruz. Burada oluşan bir dörtgen var. Öncelikle bu dörtgenin ne dörtgen olduğunu söyleyeyim ben sana. E, F, K bir paralel kenar oluşuyor. Hatta bu paralel kenara özel de isim veriyorlar. Varignon paralel kenarı. Galiba bunu bulan adamın ismiymiş hocam bu. Varignon paralel kenarı deniyor. Ve hemen arkasından çevre. E, Marigdon F... hocamıza buradan o zaman selam <laughs> selam olsun <laughs> diyoruz rahmetli kendisine. Çevre E, F, K, L nedir dediklerinde de şunu yapacağız. Ey güzel arkadaşım. BD uzunluğu bir nedir? Köşegendir. Gel biz bu köşegene bir isim verelim. F köşegeni olsun. A, C'ye de E köşegeni diyelim. Nereye gitmeye çalışıyorum? Orada bulduğum paralel kenarın çevre uzunluğunun ne olduğunu bulmaya çalışıyorum. Şimdi ben şuradaki F'yi çizeyim mi? Çiz hocam. Hocam biz seninle beraber çok anlattık arkadaşlara Temel orantı teoremi dedik ki AF'nin AB'ye oranı AE'nin AD'ye oranı eğer birbirine eşitse şuradaki orta iki doğru birbirine nedir? Paraleldir ve aynı zamanda orta tabandır. E madem orta taban ben buraya ne uzunluğu yazarım? F bölü 2 yazarım. Aynı mantıkla paralel kenar özelliği gereği buraya da F bölü 2 yazmaz mıyım? Buraya da bunu yazarız. Şimdi tekrardan Şuradaki E köşegenini çizdim. E köşegeni burada. 1'e 2 oran. 1'e 2 oran. Hem paralelliğini ispatlamış oluyorum. Hem de orta taban olduğunu göstermiş oluyorum. Otomatikman buraya da E bölü 2 yazar mıyım? Karşısına da paralel kenardan E bölü 2 yazar mıyım? Şimdi çevremiz ne oldu? E bölü 2 çarpı 2. Artı F bölü 2 çarpı 2 oldu. Bunlar birbirini götürdü. Yani ne kaldı? E artı F kaldı. Bir dakika ya. Biz kime E demiştik? AC uzunluğuna. Kime F demiştik? BD uzunluğuna. O zaman biz şunu mu söyleriz? Bizim burada bulduğumuz varignon paralel kenarının çevresi. Büyük dörtgenin köşegenler toplamına eşittir. İnanılmaz güzel bir ispat. İnanılmaz güzel bir ispat. Peki devamında ne diyor soru bize? Daha doğrusu anlatın bize. Ayrıca ABCD dörtgenin köşegenleri dik kesiştiğinde EFKL orada ne oluşacaktır? Yani oradaki dikliğin ispatını yalnız hocamdan isteyeceğim. O ispata geçmeden ben burada ne oluştuğunu söyleyeceğim. Dik dörtgen oluştuğunu söyleyeceğim. Hocam bize köşegenler dik oluşursa neden burada bir dikdörtgen olduğunu söyler misin? Tabii ki hocam. Şimdi sen köşegenlerin dik olduğunu söyledin ya. Biz paralelliği kullanarak etki, hareket edeceğiz. Mesela bak ben şu sarıyla çizdiğim köşegene bakarsan. O köşegene paralel hangi köşegenimiz vardı? Pardon hangi kenarımız vardı? KL kenarımız değil mi? Peki paralellik arasında 90 derece görüyorsam. Karşıda da ne yazabilirim? 90 derece yazabilirim değil mi? Peki bitirmiyorum. Şimdi ise diğer paralelliği hareket edeceğim. Bak EF ve AC paralelliğini düşünüyorum diğer köşegende. O zaman buradaki 90 dereceyi de yine paralellik arasında yukarıya da 90 derece ne yapabilirim? Yazabilirim. Zaten iki paralellikte yükseklik her yerde neydi? Eşitti. Peki L'yi bu sayede 90 derece bulduysa aynı mantıkla bütün köşelerde ne yapabilirim? 90 derece bulurum. O zaman aslında şöyle bir cümle çıkmıyor mu hocam? Bir paralel kenarda bir açı 90 derece ise Alayı dik 90'dır. Dikdörtgen o diyebilirmişiz aslında biz bu şekilde. Aynen Bak öyle. Bak şunların hepsine 90'ı yazdım. Hatta konu anlatımı geldiğinde de Dik dörtgenin ispatını da paralel kenardan, kenardan yapacağız. yapacağız. Aynen öyle hocam. Tabi bu özel bir durumdu güzel arkadaşım. Ne olarak kabul etmiştik? köşegenler birbirini dik kestiği durum için bunu söyledik. Şimdi gel bakalım ilk örneği çözelim diyorum. Birinci sorumuz. Baktık. Ne var karşımızda? ABC'de bir dörtgeni var. E, F, K. Kenar orta noktaları. İşte soruyu çözdürecek arkadaş burada. Bunlar kimmiş? Kenar orta noktalarmış. Kenar orta noktayı gördüğün an aklına ilk gelecek şey paralel kenar olacak. Ona bakacağız birazdan ama neyi istiyor? E, F ile FK nin toplamı yani kırmızı çizgilerin toplamını istiyor. Şimdi biz ne dedik? Arkadaş kenar orta noktalardan bunlar verilmişse e ee, diğeri eksik demez misin? DC'ye gidersin kenar orta noktasını bulursun. Ardından da buradaki E noktasıyla K noktasıyla yeni bulduğun orta noktaları birleştirdiğinde oluşan çokgenin adı neydi? Paralel kenardı. Biz buranın paralel kenar olduğunu bulduk. Hocam sen bana bu paralel kenarın çevresi için ne demiştin? Hatta gel buraya da L diyelim çevre E, L, K, F neye eşitti? Köşegenler toplamının toplamına eşit demiştim. Direkt ona yarısı da diye bir laf çıkıyor değil ama. BD uzunluğuyla ki kendisi köşegen olur. AC uzunluğunun toplamı ne? 24. E o zaman bizim bunun çevresi neye eşit olacaktır? Hocam 24'e eşit olacaktır. Peki bu 24. Eğer ben buna X buna Y dersem. Karşılıklı kenarlar paralel kenarda eşit olduğuna göre diğer kenarlara da x ve y yazarsın. Yani sen burada 2 tane x 2 tane y'nin toplamını aslında 24 demiş oldun. Herkese her şeyi 2'ye böldüm. x artı y dediğim şey 24 bölü 2'den ne gelir? 12 gelir. E biz x diye fe kenarına demiştik. Y diye fk kenarına demiştik ben ne oldu? Bunların toplamı 12 oldu. Vurdum cevabı 12'ye. Hocam bir de 2x'leri gösterelim. Sen 2x, 2y'yi söyledin. Bak köşegenin bir tanesi 2x, köşegenin Aynen diğeri öyle. 2y. Orta tabandan da bunu bulduğumuzu söyleyelim. Çünkü i̇ki hani farklı burada, yerden de gelebilirdik aslında. Aynı iki farklı yerden de söylemiş ol, olabiliriz. Aynen. Birinci soru bu şekildeydi. Şimdi geldik ikinci soruya değil mi? Bak şimdi ikinci soruda yine aynı mantık bak. Ne vermiş? E, F, K, L kenarların orta noktaları. Bunu görünce ne yapıyorduk? Direkt paralel kenar aklımıza geliyordu. Fakat şekle baktığımda şekil tamamlanmamış. Hemen E noktasıyla N'yi birleştiriyorum. Bu sayede aslında içeride bir paralel kenarımız mevcut. Orta noktalar birleştirdiği için. Peki 6 ve 8 yazıyor. F neyi açıortay vermiş? Peki sana bir soru. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine paralel değil miydi? Evet paraleldi. O zaman bak sadece şu yeşile bakmanı istiyorum. Bak fe kenarına baktığımızda bir de k'den l'ye birleştirdim. Bu kenarlar birbirine paralel ya. E, al sana şurada bir z kuralı. Yani z kuralı ortaya çıkınca hatta şöyle göstereyim bak lazerle takip et. Burada bir z kuralı ortaya çıktı. Ve biz bu z kuralında iç ters açıların birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıdaki açıyı geldim aşağıya çizdim bunu yapar yapmaz bak ne ortaya çıktı taban açıları birbirine eşit olan bir üçgen yani KF uzunluğu KN uzunluğuna eşit geldi bir ikizkenar üçgen çıktı o zaman gel 6 yazıyorsa buraya da 6 yazalım yalnız paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşit demiştik ya ha demek ki bak burada 8 var karşısındaki KL de 8 olacak o zaman 6 ile NL'nin toplamı 8 ise NL buradan ne gelir 2, 2 santim, santim gelir Süpersin bize de zaten hocam. bunu sormuştu cevap 2 gelmiş oldu. Aynen öyle. Yani bu soru aslında o paralelliği gördün mü? Göremedin mi sorusu? Paralelliği gördü an, soru bitiyor demek ki. Geldim 3. soruya. E yine benzer bir şey var. Baktık sorumuza. Ne var? ABC'de bir dörtgen var. Eşitliklerin hepsi verilmiş orta noktalar şeklinde. Tamam. Bir de B, verilmiş. L, eşit. Işte. Bak B, L, L, D'ye. ...FC'ye işte he, oranın da orta nokta olduğu verilmiş. Yani bütün noktalar orta nokta hocam. Aynen <laughs> öyle. 8 ve 14'te verildiğine göre diyor ki... ...burada oluşan bu ifadenin çevresi nedir diye bize sormuş. Ey güzel arkadaşım. Nereden gelelim soruya bir bakalım. Bir kere şuradaki orta noktalar bize ne oluşturuyordu burada? Bir paralel kenar oluşturuyordu. Bir kere burada bir paralel kenar var. Şu paralellikler karışmasın diye şöyle yaptım. Peki burada tek çizgi, tek çizgi... ...aynı zamanda BC'ye paralel tek çizgi mi diyeceğim... Evet. Peki buradan AK AB'ye oranı 1'e 2 oransa tabanlar oranı da 1'e 2 olacak. Yani burası 14 ise buraya ne gelecektir? 7. Aynı 7'yi o paralel kenarın neresine taşırım? Karşısına taşırım. Peki yola devam ettim. Hocam burada 8 var. Bu sefer de tersten bakıyorum şu üçgene. 1'e 2 oran yine var mı? Var hocam. Burası 8 ise buradaki taban onun yarısı olacaktır. Yani 4 olabilir mi? Aynen öyle 4. Ve buranın bir paralel kenar olduğunu söylemiştik. Karşı kenarda 4 olacaktır. E artık biz bu paralel kenarın çevresini arıyoruz. 7 çarpı 2 artı 4 çarpı 2 2 kere de 14. 2 kere 4 8. Cevap ne geldi? Tas tamam. 22'dir dedim. Vurdum cevabı 22'ye. Açtım. 4. soruyu 4'e gel geldim şimdi hocam. Bak 4. sorunda bu sefer yavaş yavaş bak hep 4'ten orta noktayı vermişti. Şimdi 2'ye düşürdü noktayı. Eh, giderek bak, azalıyor. Bu noktalar azalıyorsa ek çizimi biz yapacağız. Bak bunu bu kelimeyi unutma. Biz ek çizimi yapı yapacağız ama nereden yapacağız? Öncelikle bak soruyu okuduğumda diyor ki F noktası orta nokta, E noktası orta nokta. Eşitlikler verilmiş. 6 ve 12 niye vermiş olabilir? Hemen bunu düşünüyorum. Bak AC bir köşegen midir? Evet. E, BD de bir köşegen. Ha demek ki köşegenlere göre bir sistem uygulayacağız. Ama şöyle başlamak istiyorum. Şimdi F noktası orta noktaysa gel AD'nin üzerinde de bir tane orta nokta belirleyelim. Bak şurada ben bir tane T noktası alayım. Bu bir orta nokta olsun. Ve bu sayede F ile T'yi birleştirsem bak. Şöyle yapıyorum bak. Şu işaret, şu işaret eşit olsun. F ile T baktığımda orta noktaların birleşimi oldu değil mi? Yani ABD üçgenine baktığımızda F noktası orta nokta. Hatta şöyle göstereyim bak. Şu üçgende F noktası orta nokta, T noktası orta nokta. Tamam. Peki orta noktaları birleştirince zemine ne oluyordu? Paralel oluyordu. Hangi zemin hocam dersen FT'yi şöyle çizdim. Hangi kenara? BD kenarına nedir? paraleldir. Peki hem orta tabandır hem paraleldir değil mi? Peki biz BD'yi bak şurada 12 olarak görüyorsak 12'nin yarısından FT'yi ne yazacağım? 6 yazacağım. Şimdi bak yatayları bitirdik. Dikeylere geçiyoruz. Dikeyler neresi dersen AC kenarını biliyorsun zaten AC'yi ne vermiş? 6 santim verilmiş. Peki o T noktası orta noktaydı. E noktası da orta nokta. Ben onları birleştirirsem bak şöyle T ile E'yi birleştiriyorum. Bu sayede yine aynı cümle ortaya çıktı. Bak orta noktaları birleştirdim. Orta taban. Neresi için geçerli bu? Bak sarı kenar, sarı kenara paralel. Peki bunları da yaptık. Bunun orta tabanından yani altının yarısından ne yazabilirim? 3 yazabilirim. Şimdi 3 ve 6'yı yazdık çok güzel ama biz köşegenlerin dik kesiştiğine odaklanacağız şimdi. Köşegenler dik kesişiyorsa paralelliğin etkisiyle ben 90'ı nereye taşırım? O karşısındaki paralelliğe taşırım. Şimdi bu sefer yatay paralelliği düşündüğümde yatay paralellikten de yukarıda da bir 90'ımız olur. Tamam. Peki ne ortaya çıktı? Bak kırmızıyla taradığım üçgene dikkat et. Bu üçgen bir dik üçgen. Hatta tanıdık bir dik üçgen. Dik kenarlar birbirlerinin iki katı olunca ne yapıyorduk? Küçüğün kök 5 katını alıyorduk. Veya mesela ikisini de üçe böl. Üçü üçe böldüm bir. 6 3'e böldün. 2. 1, 2, kök 5 vardı değil mi? E kök 5'i de 3 ile çarparsam hipotenüs ne oldu? 3 kök 5 oldu. Yoksa sen gelip şöyle de yapabilirsin. Uzun yoldan da göstereyim. Fe'nin karesi eşittir. 6'nın karesi artı 3'ün karesi deyip 36 ile 9'u toplarsan 45 yapar. 45'in çarpanları 9 çarpı 5 değil mi? 9 dışarı 3 çıkar ama 5 çıkamadığı için cevap 3 kök 5. Çok temiz çözüm oluşan. Vallahi eline sağlık diyorum. Sonraki soru için baktık. ÖSYM sorar sorusu var. Bak normal bir şekil var. Yol var. Orada ev gibi bir şey var. Neymiş bakalım soru bizden ne istiyormuş. Kerem Bey'in ABCD dörtgeni biçimindeki bahçesinin kenarlarının orta noktaları K, P, L ve E'dir diyor. Tamam. Kerem Bey K noktasındaki evinin kapısından E noktasına yol yapacaktır. K noktasından E noktasına yol yapacaktır ki yol yapılmış hali bize var. PK ve KE birbirine diktir. Bir dakika. PK doğrusu var mı? Yok. Dur onu bir çizelim ki bu bilgiyi kullanabilelim böylelikle. Şunu doğrusal bir şekilde çizmeye çalıştım, çizdim. Şuradan da KE'ye biz doğrusal bir şekilde çizelim yolu, çizdik. Bu iki doğru birbirine neymiş? Dikmiş. Dikliği de gösterdim. Arkasından devam ediyor. KP 5 birimdir diyor. Hemen gittim. KP uzunluğunun üstüne 5 birim yazdım. KL uzunluğu 10 birimdir diyor. 10 metredir diyor. Onu da yazabilmem için KL'yi de çizmem gerekiyor. Geldim KL'yi çizdim. Üstüne gittim. Onun da 10 on metresini yazdım. Devam ettim. Buna göre diyor KE uzunluğu ne kadardır? KE uzunluğuna da x birim olarak verdim. Peki ne yapacağız şimdi? İlk okurken cümleyi neyi gördün? Orta noktayı gördün. Burası orta nokta. Geldim burası orta nokta. E geldik burası orta noktaysa ne vardır? Varignon paralel kenarı vardır. Ama tamamlanmamış. Sen tamamlıyorsun. Hocam da dediği gibi giderek doğrular azaldı. O doğruları ne yapıyoruz? Biz kendimiz tamamlıyoruz. Bunun da düzeltmesi bir çalışsa. Heh, çalıştı. Bilmiyorum. Şimdi şu çok önemli hocam. Aynen öyle. Ek çizim vakti gelmiş demektir. Ek çizimleri çizdim. Burada ne vardır dedim? Paralel kenar vardır. Bu paralel kenara göre burası 10 birimse şurası da nedir? 10 metredir. Şurada da dikliğimiz vardı. Aynı hocamın da dediği gibi burada da ne var? Aha da dik üçgen var. Dik üçgende Pisagor var. O zaman ne yapacağız? Pisagor'u uygulayacağız. Yazıyorum. X kare artı 5'in karesi eşittir 10'un karesi. 10'un karesinden 100. 5'in karesinden 25. Karşıya attım. X kare ne geldi? 75. E her tarafın kare kökünü aldığında 25 dışarı 5 olarak çıktı. İçeride 3 kaldı. Kök 3. X eşittir. 5 kök 3'te doğru cevap A seçeneğidir dedim. Vurdum cevabı A seçeneğine. İlan hocam anlat. dörtgende de alana geldik. En güzel yere geldik. Anlat bunu Aynen size. öyle hocam. En güzel yer alan kısmı zaten. Bak şimdi. Biz daha önce üçgende alanı öğrendik. Biz aslında burada köşegenler çizerken yine üçgenler karşılaşıyor değil mi karşımıza? Fakat bu sefer bütüne baktığımızda biz dörtgende alana başlayacağız. Okuyalım. Şimdi bir dörtgenimiz var. Köşegenler arasında bir alfa açısı oluşmuş. Tamam. S1 alan, S2, S3, S4 bölgeler ayrılmış. Buna göre alan ABCD dendiğinde önce alan formülümüzü yazalım. Ne yazacağız biz burada? 1 bölü 2 çarpı köşegenler çarpımı AC köşegeni çarpı BD köşegeni çarpı aralarındaki açının sinüsü. Bak sinüs alfa şeklinde yazdım. Ama burada şunu da söyleyeyim. Şimdi ben örnek veriyorum. Alfanın arka tarafına 180 eksi alfa yazsam hocam. Şimdi biz sinüs alan teoremini söylerken şöyle bir şey yazmıştık hatırlarsan. Sin alfa ya da sinüs 60 diyeyim mesela. Sinüs 120. Ne demiştik? Birinci ve ikinci bölgede sinüsler eşit işaret, eşit e, ifade olduğu için aslında biz sinüsün birinci bölgede de ikinci bölgede de eşit olduğunu biliyoruz. Yani sen burada alfayı da alfanın yanındaki mesela örnek veriyorum 60 derece verdi. İster sinüs 60'tan çöz, ister sinüs 120'den çöz, ister örnek veriyorum 30 versin, 150 versin. Hiç fark etmiyor. Yani burada gönül rahatlığıyla özgür bir şekilde işlemimizi yapıyoruz. Yani Peki, birbirini 180 dereceye tamamlayan sinüs değerleri eşittir. İstediğimizi de alabiliriz o zaman değil mi aynen hocam? Aynen öyle. Aynen öyle hocam. Peki köşegenler dik kesişirse hemen formül üzerinden bakıyorum bak. Formül üzerinde aslında yapmak istediğimiz nedir? Alfa gördüğüm yere 90 yazsam. Sin 90 nedir? 1'dir. Şimdi o zaman demek ki bu köşegenler dik kesiştiğinde direkt AC köşegeni çarpı BD köşegeni bölü 2 bana direkt neyi Süper. verecek? Dik kesişen, köşegenleri dik kesişen dörtgenin alanını verecek. Sonra, şimdi ben aslında bak bu sinüs alan teoreminin ispatını biz sadece, bak sadece bir üçgen üzerinde ispatlamıştık değil mi? Peki bunların her birini teker teker, hatta bunu ödev verelim değil mi hocam? Aynen o, hocam, aynen hocam. Bunu ödev verelim. Bak S1, S2, S3, S4. Mesela bak şuraya küçük A yazsam bak şöyle. A yazdım, B yazdım, C yazdım, D yazdım. Her birinin alanını ters açıları kullanarak yazabilirsin değil mi? Bu sayede S1, S2, S3, S4'ün toplamını sana ödev olarak veriyorum. Hatta hocam ne yapsınlar? Bizi Instagram'da etiketleyip etiket, etiket, paylaşsınlar. Biz, Biz de, de, de ispatları görelim. bir bir şey yapalım, onaylayalım. Aha olmuş bu ispat. Güzel olmuş, olmuştu, onaylayalım. Hocam. Tamam bunları yazdık. Peki şimdi üçgenler alanları arasında bir olay var mı? Bunu göreceğiz. Peki bak B ve D yazdım ya. Mesela hocam A ve C'yi siler misin bir? Tabii ki kafaları karıştırmasın Aynı, diyorsun. Onları sildim. sildim. B ve D yazdık. Biz normalde üçgende alanda tabanların alanlarla orantılı olduğunu biliyoruz, değil mi? Biz ne yapmıştık? B tabanının üstünde ne görüyorsun? S2. D tabanının üstünde ne görüyorsun? S1. Ne yazmam lazım? S2'nin B'ye oranı S1'in D'ye oranı. Bu şekilde yazdım. Peki aynısını S3 ile S4 içinde yazabilir miyiz? Hemen gösteriyorum. E, B'nin üzerinde şu an S3 var. D'nin üzerinde de S4 var. Aynı mantıkla tabanlar, alanlar orantılıdır demek için. Ne yazarsın? S3 bölü B eşittir S4 bölü D. Buraya kadar bir sıkıntımız yok. Peki, her iki ifadeye de baktığımda B ve D ortak değil mi? Gel bunları oranlayalım bak. Oranlıyorum. B'ler sadeleşti. D'ler sadeleşti. Ne geldi? S2 bölü S3 eşittir S1 bölü S4. Bir dakika. Burada ben içler dışarı yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirim. Hemen yapalım. S1 ile S3'ün çarpımı. Bak S1 çarpı S3 eşittir. S2 çarpı S4. Yalnız bir dakika. Bunlar karşılıklı olmadı mı? Bak evet. dikkat et. S1 ile S3 karşılıklı. Aynı şekilde S2 ile S4 de karşılıklı. Demek ki karşılıklı alanların çarpımı birbirine eşit olacak. Bak Süper yeni bir şey falan. yazmadım. Bak tekrar ediyorum. Yeni bir şey yazmam. Teşekkür ederim hocam. Ne yaptık? <laughs> Kenarlar tabanlarla orantılı dedik. Ve tamamen üçgende alanda öğrendiğimiz özelliklerle hem ispatı yapmış olduk hem de özelliği ortaya çıkarmış olduk. Bence bu çok önemli bir özellik. Sorularda zaten birazdan karşımıza gelecek. O zaman şimdi soru çözelim değil mi hocam? Aynen öyle. İlk soru buyur hocam. Hemen geldim. Şimdi bak köşegenler arasında kaç derecem var? Bir 60 derece var değil mi? Ha, demek ki sinüs 60'dan gideceğim. Köşegen uzunlukları da verilmiş mi? Evet. Alan ABC'de soruluyor. O zaman alan eşittir. 1 bölü 2 çarpı. Köşegenin bir tanesi 12. Diğeri 9 çarpı. Aralarındaki açının sinüsü. Sinüs 60'ı yazdım. Peki sinüs 60 ne demekti? Kök 3 bölü 2 idi değil mi? Ama hatırlamıyorsan nereden yapıyordun? Hemen bir 30 60 90 üçgeni çiziyordum. Bak hızlıca gösteriyorum. 30 60 90 30'a 1 yazdım. 90'a 2 60'a kök 3. Sinüs demek karşı bölü hipotenüstü. Bak karşıda 1 var. Hipotenüste 2 var. Değil mi? Bak ne yaptık? Sinüs 30'u bu yazdık şu an bu arada. Tam tersini yazmış oldum. Sinüs 60'a bakarsam karşısında kök 3 var. Hipotenüsünde 2 var. Ha geldim bak hemen 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 9 çarpı kök 3 bölü 2 yazsam. Alt tarafta 2 ile 2 çarptım 4. 12 ile sadeleşirse 3. 9 çarpı 3 27. Yanında da kök 3 var. 27 kök 3 santimetre kare benim için bu dörtgenin alanıymış diyebilirim hocam. Süper. Geldim 6. soruya. Baktık. ABC'de bir dörtgen. Verilen alanlar var. Alanları gelelim. Şeklin içerisine yazalım. Kolaylık olsun. AK'de K, 12 santimetre kare. ABK 8 santimetre kare. KBC 18 santimetre kare. Buna göre diyor DKC'ye de ben gittim A alanıdır dedim. Ne yapacağız? Hocamın yaptığı ispata göre. İspata göre sen bildiğin toplama çıkarma yapacaksın. Aynen öyle. Karşılıklı alanları <laughs> Çarpma, çarpımını birbirine eşitleyeceğim. 8 çarpı A eşittir 12 çarpı 18. Ne yaptım? 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 3. Cırt sana cırt sana 9. Buradan da A. A bana da 27'li bir şey geldi. 27 santimetre karedir dedim. Aranan aran. Vurdum cevabı. Hızla hızla dedim ki gel. Hii, çok güzel birim bir soru kare. hocam bu. Birim kareli soru. Çok seviyorum ben bunları. Yapıştır hocam soruyu. Hemen hocam. Şimdi bak birim kareli bir soruyla karşılaştık. Kenarları sayabiliyoruz artık. Yani kenar uzunluklarını falan vesaire bunları bulabiliriz. Ama soru bizden demiş ki bak Değil mi? Birim kareli zemin üzerine çizilen kırmızı ve mavi kenarlı dikdörtgenler arasında kalan boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi bak kırmızı ve mavi o zaman şu yorum lazım değil mi? Tüm alandan neyi çıkarmam lazım? Mavi bölgeyi çıkarmam lazım. Peki bakıyorum bunların köşegenleri dik kesiyor mu? Bak dikkat et. Eğer kırmızının bir tane köşegenini çizdim bak şöyle çiziyorum biraz düzeltsin. Ha şimdi düzeltti. Peki diğer köşegeni de çizelim kırmızının. Peki bu köşegenler dik kesişti mi? Bak şurada dik kesişiyorlar. Tamam. Peki dik kesişen köşegenlerin alanı nasıl bulunuyordu? Daha doğrusu dörtgenin alanı. Köşegenler çarpımın yarısıydı. Hemen sayalım. Bak yan tarafta zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani demek ki şu arada 9 birim var. Yatayda da ne var? 2, 4, 6, 8, 10 birim var. Ha, demek ki bak hemen kırmızı alan diyorum. Bak K diyelim. Kırmızı alan eşittir. Köşegenin bir tanesi 10'du. Diğeri 9'du. 10 çarpı 9 bölü 2. Köşegenler çarpımının yarısı yazacağım. Çünkü sin 91'di. Tamam. Peki 90 bölü 2'den ne geldi? 45 santimetre kare geldi. Şimdi ise mavi alanı yazacağım. Mavi alan için bak dikkat et. İçeriden bir köşegen çizdim. Yine bu sefer 5 var değil mi köşegende? 5 var. Yatay köşegeni de çekersem yine köşegenlerin dik kesiştiğini görüyorum. Yatayda da 4 birimimiz var. Ha, demek ki o zaman mavi bölge eşittir. Köşegenin bir tanesi 4. Diğeri de 5. 4 çarpı 5 bölü 2'den. 4 çarpı 5 20 22 22'ye böldüm 10. Fakat tamamından neyi çıkartacağım? Maviyi çıkartacağım. O zaman çıkartalım şöyle. K eksi M eşittir. 45 eksi 10 ne yapar? 35 santimetre. Tamam 35. İzmir'e selam olsun diyorsun hocam. Selam teşekkür ederim. benim, bana diyorsun yani memleket Tabii ki. bir <laughs> <laughs> çıktığında da sana göndeririz hocam. Tamamdır. Şurada bir 01'imiz birimiz var ama ters olsun. Hadi Adana'ya da buradan. <laughs> Aha, bak. İlla o balık esir değil mi ya? On balık esirli soru. Arkadaşlar demez mi ya? Ben balık esirliyim diye. balık esirde yola çıkmış bir Adanalı olarak yorum. <laughs> işte. Bak bak bak. Nasıl böyle kıvırdım vallahi hocam. Geldim 8. soruyu o zaman. ABC'de dörtgen. Diklik verilmiş. Aha da şurada. AE eşittir FE, kenarın orta noktası. BF eşittir FC, kenarın orta noktası. Bir şeyler biliyoruz zaten kenar ortaları görünce. 12 var, 10 var. Alan ABCD'nin tamamını arıyorum. Ne yapabilirim diye şöyle bir dolandım bakalım. Dedim ki arkadaş, bizim şu kenar orta noktalara bir tane daha ek yapalım dedim. CD'nin gittim. a bu arada verilen kenarlar uzunluklarını bir üstüne yazsaydık değil mi ya? Şurası kaç birimmiş? 12 santimmiş, değil mi? AC 12. EF evet. e, neresiydi? Şurası şurasına da 10 santim olarak yazdım. Geldim şuraya ben K orta noktası dedim. E ile K noktasını birleştirdim. Bunu birleştirdim dedim ki ya bu variknom paralel kenarına doğru yol... Aha bir dakika bir şey çıktı ha, gitti. Variknon paralel kenarına doğru yol almak istiyorum. Gel bakalım F ile de K'yi birleştirelim. Ama burada durdum. Neden burada durdum? Çünkü benim için burası yeterli. Niye? Bu doğrunun bu doğruya paralelliğini biliyorum. Aynı zamanda şuradaki doğrunun neredeki doğruya paralelliğini biliyorum. Şuradaki köşegene olan paralelliğini biliyorum. Ve aynı zamanda bunların 1'e 2 oran olduğunu biliyorum. Yetmez. Aynı zamanda burası 90 dereceyse ise hocamın da yaptığı ispattan yola çıkarak buradaki paralel kenarın bir köşesi 90 derecedir. Aslında oluşan buradaki paralel kenar değildir. Bir dikdörtgendir diyebiliyorum. Evet başka ne diyeceksin hocam dersen artık çözüme gidelim. Hocam burası 12 ise şurası nedir? Orta taban olduğundan dolayı 12 2'ye bölerim 6. Şu üçgende hipotenüs bakarım. Hipotenüse göre burası 10. Hipotenüs. Burası 6. O zaman buraya ne kalır? 8 kalır dedim. 8'i de yazdım. 8'den yola çıkarak BC'nin uzunluğunu yazabilir miyim? Yazarım. Nereden gidiyorum? Orta tabandan gidiyorum. Eğer orası 8 ise BD köşegeninin uzunluğu nedir? 16'dır. Şimdi artık alan vakti. Alan eşittir diyorum. Hocam köşegenlerden biri 12. Köşegenlerden biri 16. 16. E ee, bunlar birbirini dik kesiyorsa sinüs 91'dir. Gerek yok. Bölü 2'yi yazmamız yeterlidir. Cırt, cırt sana cırt sana burada 8. 8 ile 12'yi çarptım. 96 santimetre karedir. Bütün alanımız dedim. Vurdum cevabı. İşte ÖSYM sorar sorusu. Hemen hocam ÖSYM sorar sorusu bence çok güzel bir soru. O yüzden şöyle bir yıldızımı atıyorum. Bak sen de yıldızını attın. Çünkü katlama soruları zaten karşımıza geliyor mu? Geliyor. Şimdi aslında burada biz alan sorusunu... Öğrendiğimiz özellikle gideceğiz ama daha erken yani üçgende alanda öğrendiğimiz ifadelerle çözmüş olacağız. Şimdi okuyalım. Ne diyor bana? Ön yüzü yeşil, arka yüzü mavi renkli ABCD dikdörtgeninde BK eşittir 6KD demiş. Önce bunu bir yazalım bak. KD'ye N harfi demek istiyorum. 6N ne oldu? BK oldu. Şurada dursun. Hatta bak N6N. Gel ne yapalım biliyor musun? N'nin üstüne A bölgesi diyelim. 6N'nin üstüne 6A yazalım. Ha, tek taraflı yapmıyorduk değil mi? Üst tarafı yazıyorsak alt tarafı da yazabiliyorduk. N'nin alt tarafından şöyle bir B alanı desem, bu sağ tarafta ne olacak? 6 B alanı olacak. Yani aslında alan ABCD toplam 7A artı 7B'dir, değil mi? Bu kenarda köşede, kıyıda köşede dursun. Peki devam ediyorum. Ne olmuş burada? Alan 12 santimetre kare olan ADC üçgeni. Bak dikkat et. ADC'ye bakıyorum. ADC. Yani A artı B'miz zaten neymiş şuraya yazsam? A artı B 12 santimetre kareymiş burada dursun. Peki sonra AC boyunca katlandığında D noktası D üstü noktasına geliyor. O zaman katlanmadan önceki halini şöyle çizmek istesem bak. Şöyle birleştirdim. D noktası buradaydı. Peki bizim zaten baktığımızda şekil 1'de ADC bölgesinde ne görüyorsun? A artı B görüyorsun değil mi? Alan olarak. Peki katlandıktan sonra da A artı B görecek misin? Evet göreceksin. Üst üste gelen bölge olmuş olacak. Eş bölge bunlar. Peki dikkat et. Şimdi bizim zaten sol tarafta bak 6A 6B. Yani sadece A, B, C üçgenine baksam 6A artı 6B görüyorsam ABC B, C üçgenine baktığımda A artı B'si buradaysa demek ki sol tarafına ne yazacağım? 5'er tane A, 5'er tane B olacak. Topladığımda toplam 6 artı 6B olacak. Şimdi yeşil renk hangi durumda? Son durumda. Son durumdaki yeşil renk aslında 5 A artı 5B değil mi? Yani evet. Demek ki biz 5 parantezinde A artı B'yi bulacağız. E bir tane A artı B'nin 12 olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. O zaman 5 çarpı 12 benim için o yeşil bölge 60 santimetre kareymiş diyebiliyorum. Hatta gelin oraya şöyle 60 yazıp yuvarlak için alayım. Şıklara baktığımda cevabım da D seçeneğidir. Ya Bence, hocam harika soru bir şey daha soracağım. Dörtgen nerede hocam? Sen hep üçgen kullandın değil mi? Üçgenle evet, de çıktın. Işte, çözerken bunu dedim ama bak daha önce öğrendiğimiz özellikle çözeceğiz. Yani direkt aslında sen dörtgende öğrendiğin bir şeyi aslında çözmek istiyorsan üçgen özellikleriyle de çözebilirsin. Bence çok Vallahi güzel bir özellik kesinlikle hocam. Kesinlikle hocam ya. Demek ki üçgen ne kadar iyi dörtgen o kadar muhteşem. Dedim, geldim. Dörtgende alanın son özelliğine ki işte muhteşem bir özellik daha. Ne var karşımızda? Herhangi bir tane dörtgen var. Herhangi bir dörtgende yine orta noktalar yer verilmiş. O orta noktalar birleştirilmiş. Birleşince oluşan şeklin adı paralelkenar O da verilmiş. Sonrasında Burada kalan parçaların alanları isimlendirilmiş. S1 alanı, S2, S3 ve S4 alanı. Biz öncelikle şunu söyleyebiliriz. Bak güzel arkadaşım bu S1, S2, S3 alanları ile ilgili önce formülleri bilgileri vereyim. İspatları zaten yapacağım sakin ol. S1 alanıyla S3 alanının toplamı neye eşittir? S2 ile S4'ün alanlar toplamına eşittir. Yani o kıyıda köşede kalan üçgenler karşılıklı olarak toplandığında alanları birbirine eşit olacaktır yetmez. Yola devam ediyorum. Alan EFKL yani bize verilen paralel kenarın alanı bütün alanın ki bütün alanı alan ABCD diye gösterelim yarısı kadardır. Tabii ki bunları yazmakla olmuyor zaten soruları da sadece formüllere bakarak çözemezsin. Sadece sana böyle temel kazanım formüllerini ve yani sorularını çözebilirsin. Ama farklı tipteki soruları, farklı bakış açısı gerektiren soruları şimdi yapacağım ispatlardan çözeceksin. Hadi gel başlayalım ispatlara. Ne yapacağım biliyor musun? Önce etrafı bir temizledim. Temizledikten sonra gittim. B ile D'yi birleştirdim. Birleştirdikten sonra şunu söyledim. Arkadaş şuraya A alanı dersem şu altta kalanın tamamı sarı bölge değil bak. Tamamına ne dersin? 3 tane A dersin. Hocam şuradaki parçaya C alanı dersem yani S3 olan yere C alanı dersem altta kalan parçaya ne derim? 3 tane C alanı derim. Hayır sen şimdi bana bunu sormazsın değil mi? Nereden geldi hocam bunlar diye sorarsan hani orta tabanda buraya A alanı buraya 3 A alanı neye göre yazıyorduk? 1'e 2 aynen öyle benzerlik oranı 1'e 4 4 tamamıdır 4a tamamıdır 1a yukarısıdır o zaman a'ya 3a diye ayrılır diye ben hatırlatayım ama sen zaten onu biliyordun peki o zaman biz artık şunu mu söyleriz bütün alan için alan abc için eşittir şunu yazarım hocam ben 4a artı 4 tane c'ye eşittir Bravo. sil bunları ya o kadar yazdık diyeceksin ama <laughs> yapacak bir şey yok. İsmat yapıyorsun. Bu sefer aile C'yi birleştirdim. Geldim buraya B alanı yazdım. O zaman şu alttaki kalan kısım 3B. Geldim buraya D alanı yazdım. Buraya 3D bir de dedim döndüm sana. Arkadaş bu ispatlar önemli. Aman anlat hocam. Aman geçiyorum hocam. Yok. Buraları dikkatle dinliyorsun. Ya, yatmıyorlar değil mi hocam? Lütfen. Bilmiyorum, ya. bilmiyorum. Yatan var mı aranızda? Kalk. Kalk. Toparlan. <laughs> aman diyeyim bu ispatlar önemli güzel arkadaşım. Peki o zaman buradan da şunu söyler miyim? Yine alan A, B, C, D için dört tane B artı dört tane D yazar mıyım? Yazarım. E, i̇kisi o zaman bunların birbirine eşitse sol taraf e, toplandığında ve dört parantezine alındığında 4 A yani 4 çarpı A artı C. Karşı taraf 4 parantezinde B artı D. E 4'ler birbirine götürürse A artı C eşittir B artı D gelir mi? E biz A'ya S1, C'ye S3 demiştik. B'ye S2, D'ye de ne demiştik? S4 demiştik. Çok güzel Böylelikle harika bir ispat oldu hocam ya. Gerçekten böyle ağzının suları akıyor insanın ya. Gerçekten neyi ispatlamış olduk? Karşılıklı üçgenlerin alanları birbirine eşittir. Hocam istersen şeyi sana bırakayım. Ee, ABCD'nin yarısı Fark etmez hocam. Yani sen başladın sen bitir bence. Ben Bitirmeye devam aşağıda ediyorum. Aşağıda soru çözeceğim zaten. Tamamdır o zaman hocam. Yapıştırmaya devam ediyorum ben de. Şimdi peki şimdi ne yapacağız hocam diyorsun. Şey olmasın yani hocam şurayı sil burayı. He. Gerek yok sen bitir bence. Tamam eyvallah hocam o zaman. <laughs> Seni bir bede, belediyecilik yapmayalım yani. <laughs> bak bak bak. Bu video bak, belediye <laughs> olmasın bu video. <laughs> o zaman yapıştırmaya devam ediyorum ben. Şimdi biz ne dedik az önce? Dedik ki alan ABC'de Allah şurayı sildim yanlışlıkla. 4 tane A artı 4 tane C'ye eşitti. Arkadaş şunun yarısını al. Bunun yarısını al. Otomatikman alan A, B, C, D ne gelir? 2 tane A, 2 tane C, 2 tane B, 2 tane D gelir mi? Gelir. Bir dakika dedim. Arkadaşım A dediğim şey S1'di 2 tane S1. Artı C dediğim şey S3'tü 2 tane S3. Artı B dediğim şey 2 tane S2. Artı D dediğim şey 2 tane S 4'tü. 2 parantezini aldığımda S1 artı S2 artı S3 artı S4'ün cevabı alan A, B, C, D'ye eşitmiş. Yani otomatikman S1 artı S2 artı S3 bölü 2 pardon tam karşıya attım bölü 2'yi. Evet. S1 artı S2 artı S3 artı S4 neye eşittir? Bütün alanın yarısına eşittir. Aynı zamanda neyi göstermeye çalışıyorum şimdi? Şunu gösterdim bitti ama... Başka neyi göstermem lazım hocam ispatta? Diyeceksin ki bunun ispatı nerede? E, e, burası açık aslında. Nerede olacak? Bak şimdi dikkatli. Hocam sen az önce dedin ki alan A, B, C, D neye eşitti? 2 tane S1, 2 tane S3, 2 tane S2, 2 tane S4. Arkadaş S1'in biri burada. S3'ün biri burada. S2'nin biri burada. S4'ün biri burada. Geriye ne kaldı? S1 artı, S2 artı, S3 artı, S4 kalmadı mı? Ha, o zaman... Ortadaki varignon paralel kenarı etrafındaki üçgenlerin alanları toplamına nedir? Eşittir. O zaman içerideki paralel kenarın alanının iki katı bütün alana eşittir. Ya da bütün alanın yarısı bu paralel kenarının alanına eşittir. Ver ispatı ver ispatı ver. Bitmedi bitmedi bitmedi. Hocam sen dedin ki ortadaki alan neye eşitti? Kenarlarındaki üçgenlerin alanlar toplamına eşitti. Bir şey söyleyeceğim. S2 ile S4'ün yerine ben ne yazabilirim? S1 artı S3 yazabilirim. Geriye kalan S1 artı S3'ü geri yerine yazarsam ortadaki ana ortadaki paralel kenarın alanı toplamı kenarlarındaki üçgenin alanı toplamının iki katıdır. Ya da şuradaki aşağıdaki yukarıdaki alanları toplamının İki katına eşittir dedim. Öyle bir ispat yaptım ki umarım akıllarda yani... bir şey kalmıştır. <laughs> kaldı kaldı. Hatta özet olarak şöyle diyebiliriz. Sen özetle hocam artık. Tamam. Eğer sen karşılıklı bak şöyle göstermek Sileyim istiyorum. Sileyim hepsini bir. Ee, silebilirsin hocam. Hepsini sildim. Yani şurayı sildim. Üçgen şeylerin içini. Şeklin içini. Sen bize burada ben ne ispatladım göster hocam. Bak şöyle mesela S2 ile S4'ü konuşmak istiyorsan ya da S2 ve S4'ü biliyorsan sen S2 ile S4'ün toplamının iki katının ortayı verdiğini ne yapacaksın? Şurada 2 olacak. Ha, S2 S4'ün 2 katı. Mesela karşılıklı o biliyorsan aslında diğerlerini bilmek zorunda değilsin. Diyelim ki hocam silelim bunu veya Hatta veya niye tamam. S1 ile S3'ün de 2 katı? Aynen öyle. 2 çarpı S1 artı S3 şeklinde de ortayı veriyor. Yani sen aslında özet olarak karşılıklı alanları biliyorsan bütün alanı biliyorsun. Bu kadar basit aslında. Hocam o kadar yazdı 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 ortaya bu özeti çıkarttı. Yani <laughs> Bunu bildiğimizde olay bitiyor. Ya tabii ki böyle formülle falan da olmaz bu iş. Gel 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 soruya <laughs> gel Soruda diyorum. Soruda görelim ya. Soruda görelim değil mi? 9 numaralı soru aldım elime soruyu baktım. ABC'de dörtgen. Orta noktalar var mı? Var. Varignan paralel kenarı var mı? Var. Heh, şimdi ne verirdin sen bana bakalım. Mavi üçgenlerin alanları toplamı 16. Mavi üçgenlere değer verelim. Yani isim verelim. B'ye D dedim. O zaman dedim ki B artı D neye eşittir? 16'ya eşittir. Sen ne istiyorsun? Yeşil dörtgenin alanı. E bir dakika o paralel kenarı da aynı zamanda. Hatta hatta o paralel kenar neye eşitti? Etrafında yukarıdaki aşağıdaki üçgenlerin toplamının alanlar toplamının 2 katına eşitti. Soru direkt biter. O zaman yazarım ki alan eşittir. 16 çarpı. 2. çünkü BD 16 ile 2 ile de çarpınca 32 santimetre karedir dedim. Direkt yukarıdaki ispatı bildiğim için soruyu çok rahat yaptım. Yine ispatı bilirsen 10 numarayı da yapar mısın Hemen acaba? Hemen yapalım hocam. Onun soruya bakar bakmaz E, F, K, orta nokta olduğunu gördüm. Yani E, F, K, birleştirmek istesem hatta birleştirelim bak E, F, Şöyle birleştirdim. Ortada bizim bir paralel kenarımız var. Karşılıklı kenarların paralelini şöyle biliyoruz. Peki Tüm alan ne verilmiş? 48 verilmiş. Ne yapalım biliyor musun? Gel şurada A bölgesi, B bölgesi, C bölgesi, D bölgesi yazalım. Bu sayede aslında benden ne istiyor? Boyalı altıgenin alanını istiyor. Bir dakika şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer ben tüm alanı 48 olduğunu biliyorsam. Bak dikkat et. Biz aslında şunu söyleyebiliyorduk değil mi? Ortası için. İki tane bak. iki tane B artı D'ye eşitti değil mi? Mesela B ile D'yi kullanmak istiyorum. B artı D eşit. Hatta A ile C'nin toplamının da B ile D'nin toplamına eşit olduğunu biliyorum değil mi? Biliyoruz. Hocam orayı bir temizleyebilir miyiz? Hızımı alamadım. İki tane B yazdım ya. Tamam hemen onu siliyorum. Tamam. Şunu diyorsun değil mi? Şunu sildim. Evet, hepsini öyle. sildim ben ya. Ben bilemedim. Hepsini sildim artık. Tamam. B artı D A artı C şeklinde yazdık. Ne yaptık? Karşılıklı alanların toplamı birbirine eşit olacaktı. Bunu biliyorduk. Yani ben aslında 2 ile 2 tane BD'yi ortaya yazdım ya. O zaman şöyle bir şey yapabilirim. Bak bir tane kırmızı burada bir tane kırmızı burada. Bu kırmızıların toplamı bir tane B artı D. E ortada kaç tane var? 2 tane. Ne yaptı? Toplam 3 tane B artı D. Bir de köşelerde var şu ve şu. Ne yapmış oldu? Toplam 4 tane B artı D tüm alanı verecek. O zaman bak 4 tane B artı D neye eşit? Şöyle D yazdım. Eşittir alan A, B, C, D eşit. Biz alan ABCD'yi aslında bak şu D'yi de güzel göstereyim de ne olarak biliyoruz? 48 santimetre kare. O zaman 4 B artı D eşittir 48 ise bir tane B artı D ne yapar? Ya ben niye mutlak değerde <laughs> yazıyorum? Ya <gülüyor> <bak>? <gülüyor> mutlak canım değer çekti hocam. Canım, canım mutlak uzunluk yazmak istiyorum <laughs> Şimdi B artı D eşittir. Ne yaptı? Bak yine parantez açıyorum biliyor musun? <laughs> ben ben temiz... <laughs> Sen bana iş çıkarmak için yapıyorsun değil mi? Bilerek yapıyorsun hocam bunu. <laughs> yok hocam yok olur ama güzel fikirmiş. <laughs> B artı D'yi ne buldum? 12 santimetre kare buldum. Peki benden ne istiyordu? Boyalı da. Boyalı da bak bir başta bir sonda görüyorum değil mi? Bak bir ortada iki tane var zaten. Bir başta bir sonda birer tane var. Toplam üç tane isteniyor aslında. O zaman üç tane B artı D isteniyorsa 3 çarpı 12 nedir? 36, 36 santimetre kare. karedir. Bizden istenen cevap da bu şekildedir. Süper, ama yine söyleyeyim oku. hocam. Burada A, B, C'den de çözülebilir ama ben daha kısa olsun diye B artı D'den gitmek istedim. Ama çözmek isteyen A, C'yi de kullanabilir. Ama soru bizden sadece sarı bölge istediği için sarı bölgeden ilerlemek istedim diyebilirim tertemizde bir çözüm oldu. Kaldı mı bana yine yan yana iki kazık anlamayana çok yazık 11'in soru. Kaldı hocam kaldı. Geldik bakalım o zaman 11'e. ABC'de dörtgen E, F, K, orta nokta hemen paralel kenarı düşünmeye başladık bile. Diklik de verilmiş. 8 var 9 var. Bütün alanı istiyorsun. Bir dakika. Ben bunu iki yerden de giderim çözüme. Önce ne derim? Ya arkadaşlarım ben bunun orta noktalarını bir oluşturur, birleştirir. Böylelikle burada bir ne elde ederim? Bir tane paralel kenar elde ederim. Hatta hatta bu paralel kenarın şu köşegenini çektiğinde bir kere burası da 8 burası da 9. İki tane üçgen var mı? Piyasada var. E ben bu üçgenlerin alanlarını bulabilir miyim? 9 çarpı 8 bölü 2 şuradan 4 ne geldi? 13. Hocam 13 burası. Hocam. Oo 4 kere 9'u da ben topluyorum. <gülüyor> <gülüyor> yoruldum yoruldum. Şurası ne geldi? 36 geldi. Hocam burası da 36. Otomatikman şunu mu söylerim? Burada içerideki Varignon paralel kenarının alanı 72. Biz ne demiştik? Bütün alanın yarısı paralel kenarının alanına eşittir. O halde alan ABCD neye eşittir? 72'nin 2 katına. O da 144 santimetre karedir dedim ama ya bunun farklı bir daha çözümü daha var. Bak şimdi nasıl çözeceğim. Bak şimdi nasıl çözeceğim. Bu kadar kısa çözümle bırakır mıyım ben seni? Bir tane Köşegen'den daha çözüm atarım. De çözebiliriz hocam. Aynen öyle. O zaman derim ki BD'yi çektim. Geldim. AC köşegenini çektim. Biliyorum ki aynı zamanda bunlar orta nokta olduğu için bu doğru bu doğruya paralel aynı zamanda orta taban artık onları anlatmaya gerek yok arkadaşım. Sen de zaten biliyorsun İlk kere 8'den 16. Burası 9 birimdi. Bu arkadaş da bu arkadaşa paraleldi. 9'un 2 katından ne geldi? 18. Şuradaki 90'ı da bu köşegenlerin arasına taşıdık. E biz ne dedik? Köşegenler biliyorsun, biliniyorsa aradaki açı da 90 derece ise çarparım onları 2'ye bölerim. 16 çarpı 18 bölü 2. 18 sekiz çarpı 8'den ne geldi? Yüz 144 kırk dört santimetre geldi. İki farklı yoldan da çözebilirsin. Paşa gönlün nereden isterse ama 12. soruyu nereden çözeceğiz hocam? Hemen hocam çözelim 12. soruyu. Bak 12'de diyor ki E, F, K, L yine orta nokta mıdır? Orta noktadır. Hatta E ile K'yi şöyle gel beni birleştir diyor değil mi? Resmen bize sesleniyor E ve, F, e, ve K, e ve L noktası diyelim. Peki bu birleştirdiğimiz dörtgen ne dörtgeniydi? Paralel kenardı. Tamam bunları biliyoruz. Sonra E, A, F alanını B, F, B, K alanını ve L, K, C üçgenin alanlarını sırasıyla vermiş. E, A, F nerede? Sol tarafta onu yazdım. Sonra ikinci sırada 7 var. PBK'de 7'miz mevcut. Sonra en sonda sağ tarafta 16 yani KCL. Peki şimdi alanları yazdım. Biz neyi biliyoruz? Karşılıklı alanların toplamının birbirine eşit olduğunu biliyoruz değil mi? Gel şuraya şöyle güzel bir Y harfi verelim. Bu sayede Y ile 7'nin toplamı bak karşılıklı alanların toplamı birbirine eşittir. A 10 ile 16'nın toplamına. Peki 7'yi karşıya negatif olarak yollasam. Y buradan ne gelecek? 10-7 3 16 topladım 19. Şimdi Y'yi 19 olarak bulduk. Hatta gel üzerine şöyle 19 olarak yazalım. Benden beşgenin alanı yani beyaz bölgenin alanını istiyor, değil mi? E biz biliyoruz ki bak dikkat et. Her tarafta bak köşedeki köşelerdeki alanların toplamının ortadaki bölgenin yani eşkenar e, daha doğrusu paralel kenarın alanına eşit olduğunu biliyoruz, değil mi? O zaman demek ki 19 burada. E demek ki ben topladım da 26 26 bak 19 ile 7'yi topladım 26. Aynı şekilde şuradaki 16 ile onu da toplasam 26. 26 artı 26. Bak şöyle yazayım. 26 artı 26. 52. Ortadaki bölgenin alanı 52 ise hemen üzerinde 19 topladığımda beşgenin alanı ortaya çıkmış olacak. O da ne olur? 71 santimetre olur Bu şekilde soruyu çözmüş oluyoruz. Güzel Ama bir soru. Ama hocam diye. şunu da söyleyeyim. Buyur biz hocam. aslında bak biz şu an köşelerdeki alanların toplamını ortaya yazdık ya. Hı hı. Biz ne demiştik? Bir tanesini hesapla. Yani benim aslında şu ortayı bulmak için şuna ihtiyacım yoktu aslında. Şu 16 ile 10'u toplasam 26'nın iki katı direkt 52'yi böyle yazabilirdim. Bu sayede 26, 26 olması için tekrar 19'u yazardım. Yani aslında hiç Kalem oynatmadan bile soruyu tıkır, Vallahi Ama ben tıkır. sana sorunun nereden aslında daha doğrusu kenarların nereden geldiğini göstermek istedim. Ve 12. soruyu bu şekilde çözdüm diyebilirim. Ve geldik günün son sorusuna. Ayrılık vaktine ÖSYM sorular sorusuyla bitiriyoruz. Dörtgeni var. Biçimindeki ABCD dörtgeni biçimindeki tarlada kenarların orta noktaları. Orta noktalar mı dedin? Evet, EFKL. Su kanallarının vanalarında bulunmaktaymış. Dik kesişen ve genişlikleri önemsiz olan bu su kanallarının uzunlukları 80 metreye 100 metre. Bir o 80 metre olanı yazayım. EK 80 metre olan FL'de 100 metre olan. Tamam bunları yazdım. Karşılıklı buğday ekliyormuş sarı bölgelere. Buna göre sarı bölgelerin alanları toplamı nedir diyor. Ama benim bunu çözebilmem için sana adeta yeni bir ispat daha yapmam gerekiyor güzel arkadaşım. Aslında mantıken bizim bunu çıkarabilmemiz gerekiyor anlattıklarımızdan yola çıkarak. Neyi çıkarmamız gerekiyor göstereyim. Öncelikle bana ne lazım? Bir tane or dörtgen ve bu dörtgende kenar orta noktaları. Bunları birleştirdiğimizde ne oluşuyordu? Varignon paralel kenarı. O paralel kenarını da oluşturdum. Tamamdır. Ama soruda neyi vermiş bana dikkat et. Karşılıklı kenarları birleştiren doğruları vermiş. Paralel kenarın köşegenleri aslında. Aynen öyle paralel kenarın köşegenlerini vermiş bunları birleştirdiğinde. Hatta mavi hiç silip sadece kırmızıya odaklandığında herhangi bir dörtgende kenar orta noktaları karşılıklı olarak birleştiren doğruların kesim noktası bize o dörtgenin ağırlık merkezini verir. Yani gelip buraya aslında C noktası da diyebilirim. Bu ağırlık merkezi de elimizde dursun. Başka ne bilebiliriz hocam? Başka şunu biliyoruz bak sen de biz. Şurası X alanıysa, burası Y alanıysa, burası Z alanıysa, burası T alanıysa ortadaki alanın X Y Z T'nin toplamına eşit olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Yetmez. Yetmez devam ediyorum. Paralelliği ben göstereyim mi hocam? Göster kenarlarla. Şöyle göstersem bak sen şimdi şu maviyi bak şu maviyi çizdin değil mi? Bu mavi çizdiğimiz kenara bak mor daha doğrusu moru çizdiğimizde ağırlık merkezinden bahsettim. E o zaman ben şuradan ağırlık merkezinden geçecek şekilde bir tane mor kenar çeksem. Bu mor kenar nereye paralel? Az önce çizdiğim kenara paralel. Neden öyle bir şey söyledim? Bak orta nokta 1'e 2 orta nokta 1'e 2. Yani paralelliği ortaya çıkarmış olduk. Peki bu paralellik daha doğrusu biz paralel kenarda da paralel olduğunu biliyoruz ya karşılıklı kenarların. Bak karşıyı da çizsem. Sadece ortaya baksak hocam. Bak yeşille çizdiğim sadece şurada ne ortaya çıktı? Bir kelebek ortaya çıkmadı mı? Evet. İşte bu kelebek bize ne sağlıyor biliyor musun? Ben sonuçta örnek veriyorum mesela üst tarafa şöyle K harfi desem. K'den 2K orta tabandan köşegene yazacağım ya. Aynı köşegen alt tarafa ne sağlayacak? Orta tabandan K sağlayacak. Aha eş Direkt... oldu bunlar. Bak ne olmuş oldu? Kenarlar eşit oldu. Peki ters açılar birbirine eşit midir? Bak ters açılar. Şu G'yi silebilir miyiz hocam? Tabii ki hemen siliyorum. Başka bir şeyi silmeden başarabilirsem. Heh, moru sildim tamam, ama olsun. Sıkıntı değil. Şimdi G'yi silmemizin sebebi tama tamamen aslında burada ters açıların birbirine eşit olması. Bak ters açıların eşitliği aslında eş üçgenler ortaya çıkarttı. Z kuralını düşün. Ben de silmişim. Şunu tekrardan çiziyorum hocam. Şöyle. Ha tamam. Peki ters açıları çizdik. Bir de Z kuralımızdan noktaya nokta aynı şekilde çizgiye çizgi yapalım. Bu şekilde eş üçgenler ortaya çıktı. Peki bu eş üçgenler neyi sağlar hocam? Aynı açıların birbirine baktığı kenarlarının eşit olmasını sağlar. O zaman bak gelip şuraya bir nokta koysam. Ne olacak? Şurada nokta olacak. Süper. Aynı şekilde şuraya bir şöyle bir işaret yapsam burada eşit olacak değil mi? İşte yakalamamız gereken nokta tam da burası. Tabanlar aynıysa alanlar ne olacak hocam? Eşit. Yani ben buraya şöyle bir A bölgesi yazsam yanında da ne yazacağım? A bölgesi A yazacağım. yazacağım. Yetmez. Çünkü taban alanları birbirine eşit olduğu için. Yetmedi. E, noktaya bakarsam burada A Şurası da A. Doğru Bitti, mudur? 4 alana eşit parçaya ayrılmış oldu. Ortadaki paralel kenar. Değil mi? Harika bir şey elde ettik hocam. Buradaki bütün alanların birbirine eşitliğini gösterdik. Şimdi soruya geçiyorum o zaman yavaş yavaş. Geldim soruma. Soru da benden ne istiyordu? Sarı bölgelerin alanları toplamını istiyordu. Nasıl yaparım diye düşünüyordum ama ya arkadaş madem orta noktalar verilmiş gel bu paralel kenarı biz oluşturmaya çalışalım ne dersin? Buradaki paralel kenarı oluşturuyorum. Ve az önce yaptığımız ispatta sana neyi gösterdik? O paralel kenarda şuradaki bütün alanların birbirine eşit olduğunu söyledik. Yetmez. Bir de şunu biliyorduk biz. Eğer burası e, surdaki gibi yani ispattaki gibi kullanalım. Y'ye ne demişiz oraya? T mi demişiz? Evet. T olarak da alabilir miyiz? Alırız. Yalnız Y'nin A'ya eşitliğini falan bilmiyorum ha. Atlama sakın soruya. O orada beklesin. Şimdi içerideki paralel kenara baktım ve içerideki paralel kenarın acaba alanını bulabilir miyim diye düşündüm. E bulurum. Nasıl bulurum o paralel kenarın alanı? Köşegen uzunlukları belli mi? Belli. İçinde açısı belli mi köşegenler arasındaki? Belli. E dörtgenin alanından bulurum. O zaman alan K, L, e, F nasıl bulunur? 80 çarpı 100 bölü 2 formülüyle bulunur. Bunları 2'ye böldüğümde ne geldi? 4000 metrekare geldi. Ama bir dakika dur. Bu 4000 metrekare neye eşit? 1A, 2A, 3A, 4A'ya eşit. Kabul müyüz? Kabul. Hocam biz neyi arıyoruz? Biz Y artı, T artı iki tane A'yı arıyoruz. Allah bir dakika monitörlerim gitti. Bir saniye hocam. Yayın Tabii devam hocam. ediyor mu? Ha, tamam. Yayın devam geldim. ediyor. Yalnız ben, ben seni göremiyorum benim ekranda. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Hemen, hemen. Hocam gel. Nereye gittik hocam? Elektrik hocam, mi kesildi? Hocam, dur, dur. Benim monitörden kaynaklı galiba. Düzeltiyorum. Dur, dur, Düzeltiyorum. Kontrol ediyorum. Evet, geldin galiba. Yok gelemedin. Hah, şimdi geldim geldi, hocam. Şimdi geldim. Şimdi geldin. Tamam, süper. Şimdi, nerede kalmıştık? Dört ayda kalmıştık. Ama ne istiyorduk? Y artı T artı iki ay istiyorduk. Peki buradaki paralel kenarın alanı şu iki arkadaşın yani Y ile T'nin çarpımının nesine eşitti? 2 katına. O paralel kenarın alanında 4A mıydı? 4A'ydı. Sadeleştirirsem Y artı T neye eşit çıkar? 2 tane A'ya eşit çıkar. E Y artı T de 2A ise soru bizden 2A artı 2A'dan neyi istiyor? 4A istiyor. E biz neyi bulmuştuk? E, 4 ay, ay. sonra bitti dağılın arkadaşlar. <laughs> Diyorum yani doğru cevap D seçeneğidir dedim. Son anda yaşadığımız bir talihsizlik falan oldu. Ekranlar gitti geldi ama doğru cevabı sonuçta bulduk diyelim. Nazar çıktı hocam. Nazar, Nazar çıktı, hocam. çıktı diyelim. Vurduk <laughs> cevabı. Günü bitirdik ve bitirmedik. Günün bitmesi için gönder gelsin testinde özellikle hangi sorulara bakıyoruz hocam? Hocam 3. soru ve 6. soru bence çok güzel sorular. Benzerlerinden çözdük. Farklı açılar farklı uzunluklar olduğu için bence özellikle ösym tarzı diyebileceğim 3. soruyu dikkatle çözmelerini istiyorum arkadaşlar arkadaşlar. Kesinlikle o zaman ne yapıyorsun? 3 ve bakıyorsun. Baktık bitirdikten sonra diyorsun ki 29. gün biter. Yeni günde 30. günde son 19 günde görüşmek dileğiyle diyelim. Kenere iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal. Görüşürüz hocam. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Hocam sana da görüşürüz. görüşürüz. Teşekkür ederim. <laughs>